Arkalarındaki önemli ekipleri ve ilgi çekici hikayeleriyle büyük beklenti yaratmalarına rağmen iptal edilmiş, gün yüzünü görememiş projeler. Benim bu haftaki dosyamın konusu bu. İlginç. Az önce de bahsettik Onur Ünlü'den aslında. Hani evet, onun da birçok filmi var. Bak, Türkiye'den de haberler var. Yani o zaman sadece, ben hiç bölmüyorum. Sadece yurt dışına bağlı değil. Evet. Bölmüyorum, sizi biraz dinliyorum. Biraz araştırdım, evet. To the White Sea, Joel ve Ethan Coen'in kardeşlerin çektikleri her film biliyorsun hem eleştirmenlerin hem de seyircilerin dikkatini çeker. Aynen öyle. Bir sonraki projelerinin James Dick'in To the White Sea romanının uyarlaması olması aynı derecede ilgi çekmişti. İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen hikayede Tokyo üzerinde vurulan bir savaş pilotunun özgürlük macerası seyirciyle buluşacaktı. Başrolde Brad Pitt'in olması planlanıyordu. Zaten vahşi ve deneysel yönü yüzünden stüdyonun çekimsel yaklaştığı proje, Coen kardeşlerin filmi gerçekten Japonya'da çekmek istemesi üzerine bütçeden dolayı rafa kaldırıldı. Ki Hollywood bütçesinden bahsediyoruz. Ben düşünemiyorum. Dosyanın hemen başında şunu söyleyeyim. Rafa kaldırılmış her bütçe proje bir gün ısıtılıp tekrar yapılabilir. Aynen. Onu da bilelim. Sylvester Stallone, yani bildiğiniz bir meşhur Rocky. Rambo. First Blood gibi filmlere damgasını vurmuş olmasına rağmen Sylvester Stallone'un gerçek hayranları onun hiçbir zaman aksiyon yıldızı olma hayali kurmadığını bilir. Aksiyon filmleriyle dolu kariyerinde başka türde film çekmeye çok az zaman bulabilmiş Stallone, en büyük ukdesinin önemli yazar Edgar Allan Poe biyografisi olduğunu belirtmiştir. Yapımcılığını üstlenmeyi hayal ettiği filme başrol olarak Viggo Mortensen'ı düşünmüştür. Olabilir. Evet, bu da ama iptal bu da olmuş. Rafa kalkanlardan. Projenin adı da Poe bu arada. Poe, evet. Evet.